tibitabu.com'un sunduğu Doktor Adnan Menderes'te sağlık programı devam ediyor. Ben implantın genel tarifini yaptıktan sonra implantın kimlere uygulanamaz, neden uygulanamaz ki böyle bir şey çok nadir bir durumda var. Bunları da anlatacağım size. Lütfen beni izlemeye devam edin. İmplant titanyumla yapılan bir diş kökünü takviye eden basit vidalar. Tekrar söylüyorum, biz bunu basit bir lokal anestezili hastayı uyuşturup çene kemiğinde çok diş etini çok dikkatli bir şekilde kesip kemiği açığa çıkartıp kemiğin içerisinde arzu ettiğimiz boy ve çapta yuvalar açıyoruz. Bir örnekleme yapmak gerekirse biz 4.2 mm bir implant yapacaksak hastaya vida diyeceksek buraya biz 4 mm çapında ama birer birer böyle 2 mm, 2,5 mm, 3 mm yavaş yavaş birden pat diye girmiyoruz. Çünkü kemikte defekt artı ısı dan dolayı implantın başarısını etkileyeceği için ki bu zaten benim icat ettiğim bir şey değil. Bütün firmalarda aynı şey var. Fakat bu aralıklar arttıkça, bu çok teknik bilgi ama hemen hızlıca geçiştireyim. İmplantın başarısı aralıklar kısaldıkça artıyor. Uzadıkça ki siz de kemikle uğraşıyorsunuz, travma ve ısınma daha çok oluyor diye. İmplant basit bir şekilde biz bunu uyguluyoruz. Çok düşük devirlerle kemiği soğutarak uygulayıp diş etini kapatıp beklemeye geçiyoruz. Alt çenede kemiğin densitesine yani yoğunluğuna bağlı olarak bir ay kadar, üst çenede 2,5-3 ay kadar bekleyip ondan sonra biz bunların üzerine koyduğumuz vidanın içerisindeki yuvanın içerisinde bir vida yuvası daha var. Bu vida yuvasını küçük bir çizik atıyoruz. Bazen açık metot çalışıyoruz. Ona da gerek olmuyor. Bu işte kanama riski olan hastalarda bunu yapıyoruz. Açık metot çalışıyoruz. Kanama riski olmayan hastalarda benim tercihim kapalı sistem. Çünkü işte ağız florasını biliyorsunuz. Dünyanın en zengin tabii, mikroorganizmanın kaynağı olan bölge. Artı hastanın elinin kiriyle ağzına sürmesi gibi ilk operasyon periyodu içerisinde. Bu yüzden ben kapalı metodu tercih ediyorum. İkinci bir defa geldiğinde çok basit bir, çok daha yüzeysel bir anesteziyle diş etine incecik bir çizgi atıyoruz. Buradaki kapağı çıkartıyoruz implantın yuvasının içerisindeki. Buraya kesilmiş diş taklit eden, yine titanyumdan yapılmış bir kesilmiş diş taklit eden bir parçayı getirip 30 Newton gücüyle buraya sıkıştırıyoruz. Yapıştırmıyoruz, sıkıştırıyoruz. Sonra bu parçanın üzerine porselen imal ediyoruz. Bu metal destekli porselen ya da zirkonyum her neyse teknik aynı. Yani yapma aşaması, ölçü aşaması aynı fakat kullanılan malzeme farklı oluyor. Şu an ben hastalarımızdan, izleyicilerden çok sık gelen sorular bana da çok geliyor. Titanyum için benim vücudumda alerji yapar mı? Yok işte test yaptırmalı mıyım? Hayır. Titanyum kendini kanıtlamış bir materyal. Değişik programlarda hep söyledim ben bunu. Yani titanyum aslında sadece ağızda kullanılan bir vida, bir materyal değil. Aynı zamanda kalça kırığı, bel kırığı, ayak kırığı, kol kırığı, çene kırığı, yüz kırığı kullanıyoruz. Mesela burada motosiklet kazası geçirmiş bir ortopedist hastam benim. İsim kullanmayayım. Onun ben buralarında iki tane şeyini gördüm, grafisini. Elmacık kemiklerinin olduğu bölgede paramparça olmuş. Oraya titanyum plak konulmuş. Yani titanyumun bir alerjen reaksiyonu yoktur. Bu kesin kanıtlanmış. Bu benim icadım değil. İmplant uygulanırken ağrı kesinlikle olmaz. Ağrı sıfır. Bundan emin olun. Eğer ben dahil bir hekim implant yaparken ağrı duyuyorsanız biliniz ki hekim bir yerde hata yapıyordu. Bu da anestezik hatadır. Ve burada implant kimlere uygulanamaz? Sık gelen sorular. 18 yaşından 100 yaşına kadar herkese uygulanır. Nasıl uygulanamaz diye bazı hekimler yorum getiriyor. Hastanın ağzında yeterli kemik olmadığı için. Bunun da yolları var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya fabricated yani sentetik hazır diş tozları, steril diş tozlarıyla, kemik tozlarıyla pardon. Biz buralara sıvalar yapıyoruz 1-2-3 milimetreye kadar ama çok büyük bir fazla miktarda kemik arzuluyorsak o bölge için veya bölgeler için ağızdan arka bölgelerden yani implantın uygulanmayacağı bölgelerden hastanın kendi kemiğini alıp çene kemiğini bunu vidalayıp aynı anda implantı uygulayabiliyoruz. Kalça o da titanyum olduğu için. Efendim? Kalça kemiğinden de, alabiliyoruz. Ama bu çok sıklıklı olan bir şey çünkü bunu öcü gibi görüyor insanlar. Kalça kemiğinden kemik al. Tamam evet çok zaruri, çok çok zaruri şartlarda evet doğru. Kalça kemiğinden de alınıp monte edilebilir ağza, aşı yapılabilir. Onun dışında ben şeker hastasıyım. Bana implant yapılabilir mi? Eğer şeker kontrol altında tutulabiliyorsa yani 120-140-150'lere kadar indirgenebiliyorsa insülin ya da bir ilaç vasıtasıyla katli ve kesin olarak implantın yapılması için bir engel yok. İmplant yapılabilir. İki, yüksek tansiyon hastasıyım implant yapılabilir mi? Aldığı ilaçlarla implantı regüle edebiliyorsa pardon implant artık benim tam yoğunlaştığım bir şey olduğu için tansiyon eğer
12.8'lere, 13.8'lere indirgenebiliyorsa o ilaç kullanımından hemen sonra biz implant uygularız. Hiçbir mahsur yok. Zaten implantla şeyin alakası da yok ayrıca tansiyonun. Üçüncüsü, kalp hastasıyım, implantlı olur mu? Kesinlikle olur. İmplantın yapılamayacağı çok çok ender vakalar var. Bu da ileri düzeyde uyuşturucu kullanan. Ağız hijyeni sıfır. Mesela ben bu örneği hep veriyorum. Nasıl isim kullanmayacağım. 2010 yılında Urfa'dan bir hastam geldi. 8-10 tane implant yaptım. Çok başarılı bir çalışma bana göre. Hastaya göre çok da mutlu ayrıldı. Bir arkadaşını gönderdi 2011'de. Ona da bir implantlar yaptık. O da çok başarılı gitti. İkisi birden 2012'nin sonunda geldi. Yemin ediyorum ki birinci yaptığım hastanın ağzı inanılmaz kötü. Hiç diş fırçalamamış. Öbürü de o gün yapılmış gibi. İkinci vaka. Şimdi burada hekim ne yapsın? Ağız hijyeni yoksa. Mesela çok sık duyarsınız sizler de bunu. Hı hı. Benim dişlerim hiç çürümeden sallandı, kendinden düştü. Nin sebebi hastanın ağız hijyenini riayet etmemesi. Ana sebep bu. Eğer hekimle rutin kontrole gitmiş olsaydı onları kaybetmeyecekti. O tabii Allah'ın verdiği güzelim dişleri nasıl bir sebeple kaybediyorlarsa ki fırçalamamak bu. Suçlu ana suçlu. Hı hı. Tabii bazı sebepler de eklenebilir buna. İşte aşırı stres, işte yoğun şeker hastalığı, uzun süren travmalar, psikolojik travmalar etkilenebilir ama bir implant hastası da kardeşim biraz baksın ağzına yani. Yani sadece hekim yaptı bitti, yok böyle bir şey. Bu şimdi ben size bu kadar bilgiyi verdikten sonra ben konuşmaya devam edeceğim. Ben hiç sıkılmam konuşmaktan. Ben implant yaparken de bilmiyorum bahsettim mi size biraz önce. Ben hastalara fıkra anlatırım, gülerim. Ara veririm, onlar da güler. Ama her operasyon anında değil tabii. Operasyon anında konuşurum, çok konuşurum. Çok seviyorum konuşmayı. Ben biraz fazla konuşurum. Yoruldum. Hayat Hanım yardım edin. Şimdi siz tabii ağzını güzelleştirdiniz ama dudakları çok kötüyse biz de onları dolgu yaparak güzelleştiririz. Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Ben onu söyleyecektim. Siz dermatolog uzman olduğunuz için. Şöyle, biz implantta çok affınıza sığınıyorum. Tabii ki sizin kadar başarılı olmamız mümkün değil ama şöyle söyleyeyim. Mesela buradaki A hattı, dudaklardaki dikey kırışıklıklar. Hasta bunu uzun yıllar damak kullandığı için içeriye çökmüş çene böyle. Evet. Buraklar incecik. Biz implantta implantın kendisini uygularken verdiğimiz bir açı artı üst yapıyı yaparken verdiğimiz bombeler ve şekillendirmelerle bunun emin olun hepsini kaybetmek mümkün değil zaten. %40'ını ve %50'sini kesinlikle ortadan kaldırıyoruz. Hatta bazı hastalarım şaka yapıyor. Doktor bey bana botoks mu yaptınız? Çok hoşuma gidiyor bu ama tabii ki botoks kadar etkin bir efektif bir görünüş ama eskiye göre mucize gibi bir şey. Ama ben bundan sonra size göndereyim hastaları kırışıklığı kaybettiler. Geri kalan %50'si içinde Hayat Hanım hastalarımıza yardımcı olur o zaman. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Diyorlar ki ben bir dudağım çok çöktü, kötü. Onu ben biraz genişletmek istiyorum veya düzeltmek istiyorum. Ama diş hekimine de gidiyorum bu arada. Ben diyorum ki yok. Önce dişlerin. Onları yaptıracaksın. Ondan sonra... Tabii ki. Evin direği diş. Tabii. Dudak için konuşuyorum. Dişlerini yaptırdıktan sonra hastaya çok az miktarda. Şimdi tabii burada söylediğimiz zaman o gördüğümüz abartılı değil. Ama o çökünlüğü, o kenarında oluşan çizgileri ve dudağı çok ince ise çok hafif bir büyüme yüzüne yakışacak şekilde dolgular yapıyoruz. Bunda da bütün şeyimiz tabii olması. Yani tabii. Biz biraz etik çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Yani ya etik çalışmak bir özür diliyorum. Yani etik yani ahlaklı çalışmak bence bir övünç kaynağı değil. Ahlaklı olmak zorundayız zaten. Ama şöyle bir olay var. Burada hastalar ben bunu şuna benzetiyorum. Affınıza sığınıyorum. Siz de benim kadar tecrübelisiniz anladığım kadarıyla. Meslek yaş açısından konuşuyorum. Şöyle ben ilk yıllar hastalar ilk birkaç yıl yönlendirebiliyordu. Şimdi ben hastaya kesin direniyorum. Tabii, bakın tabii. Eğer kesin inanın bana tabii, ben yazı tabii. Alıyorum. İşte hı-hı. Bana kocaman kocaman dişler getiriyor elinde bir resim. Kadının yüzü atıyorum 1 metreye 2 metre eni boyu. Gelen hastanınki yarım metre 25 santim. Sıkı dur ama şimdi. Oradaki kalıpta diş bekliyor. Ya bu böyle bir proportion, böyle bir uyum yok yani. Alakası yok. O sen değilsin ki. Sen başkasın. Yani sizin işinizde de var bu. Tabii. Hasta zorluyor tabii. Sizi şeye. Yok böyle bir şey. Ben yazı alıyorum. Tamam istiyorsanız beklediğiniz, istediğiniz gibi yapayım. Ama ileride yani ilerleyen günlerde herkesin getireceği bir eleştiri olacak. Bu estetik kabullenilemez. Bence de kabullenilemez.
deyip kabul ediyorum dediği zaman tamam gitsin. Bir tanesi geçen sene yaptım. 14 ay sonra geldi, Allah razı olsun. Söktürttü bütün eleştirilerden sonra. Yenisini yaptım, bir daha parasını aldım. Çünkü uyardım. Evet. Bende daha değişik bir şey var. Eğer hasta öyle çok abartı bir şey istiyorsa diyorum ki bakın ben bunu yapmam. Çünkü ben bu yüze imza atıyorum. Doğru. Onun için eğer ki siz böyle bir şey istiyorsanız başka bir yere gidin diyebiliyorum. Bu da herhalde benim artık belirli bir olgunluğa erişmiş olmamdan kaynaklanıyor. Yani ben buna çok fazla katılmıyorum. Çünkü şöyle bilmiyorum. Siz de belki cerrahi işin içine girmediği için. Şimdi örnekliyorum. İşte yani bunu ben ilk defa duymuyorum. O yüzlerce kere duydum. Siz beni buradan atsanız da balkondan atsanız da ben gelir burada sizi dişi yaptı, sizi yaptıracağım. Şimdi cerrahideki sizin için belki bizim için değil tabii ki. Biz plastik cerrahi için de geçerli. Yani hastanın beklentisi var size 90+90 istiyor. Yani zorluyor. Olmaz diyorsunuz. Hala zorluyor. Mutlu etmek için yapacaksın ama mutsuz olacak. Siz de mutsuz olacaksınız. Hastanın tabii görüşleri çok önemli. Önemli olan hekimin değerlidir bilgiyi için. Vermesi hastaya. Tabii. Hastanın yanlış görüşleri olduğu çok değerlidir ama tabii burada bir hekim hasta ilişkisi sırasında orta yolu bulmak lazım. Yani şimdi hastanın anatomik yapısı. Çünkü vücut bir harmoni. Hepsi birbiriyle bir denge içerisinde. Tabii uyum içinde. Uyum içerisinde. Olmalı. Kesinlikle uyum içerisinde olmalı. Bu noktada hastalarımızın isteği ile olabilecekler konusunu, ne yapılabileceği konusunu birlikte tartışıyoruz, konuşuyoruz. Gerekirse bunun için özel bilgisayar programlarından yararlanıyoruz veya diğer hasta resimlerinden yararlanıyoruz. Bir şekilde hastamızı memnun edeceği biz ama aynı zamanda neden olmayacağı konusunda kendisini bilgilendireceğimiz bir noktaya varıyoruz. Ben size şöyle ifade edeyim. Evet, bilgisayar teknolojisiyle biz de hastalarımızı estetik olarak gelecekte ne olacağını algılatma anlamında görüntüler artı daha önce yaptığımız vakaları göstermekle birlikte emin olun benim muayenehanemde en çok tüketilen iki şey var. Biri el kurutma kağıdı, bir tanesi ağzım kağıdı. Ben bıkmadan usanmadan 45 dakika 50 dakika hastama bilgi veriyorum. Çünkü bilgilendirilen hasta ile çalışmak çok daha keyifli. Tabii ki. Sürprizle karşılaşacağız. Sonrası rahat olur. Mesela bana bugün İngiltere'den gelen bir hanım çok güzel bir soru sordu. Adnan Bey'de her şeyi anlattınız. Pardon. Bana her şeyi anlatın. İyisiyle kötüsüyle bilmek istiyorum dedi. İyisi kötüsü yani zoru kolay anlamında vurgusu. Çok bunu bildirmezseniz zaten o hasta sizin hastanız olmaz. Olursa da hayır gelmez ondan. Ben hastalarıma teşekkür ediyorum bunun için. Bu kadar bilinçli olmalarından dolayı. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ve birlikte bir ortak nokta bulup o şekilde operasyonun yapılıp yapılamayacak konusunu tartışıp ve çok güzel bir iş çıkartıyoruz. Bu sayede hastamız da sahipleniyor yaptığı işi. Dolayısıyla takiplerinde de biz hekimlere çok yardımcı oluyorlar. Bu şekilde ortak nokta buluyoruz. Yok artık emin olun ben sözü Hayat Hanım'a vereceğim. Vermeden önce bir cümle kullanacağım. Şimdi ben demin implant ilintili bir mevzu anlatıyordum. İşte mesleği demin dediğim geçen haftaki programlarda. İşte ben implanta 27 sene önce başladığımda o 3-5 tane implant firması vardı. Şu an 30-40 bin. Bunu şunun için attım. Bu kabul edilen, kabul gören bir değer ki artık hastalar, sizi teyit etme anlamında söylüyorum. İnternet artık bir mucize. Yani gerçekten mucize. Size gelip sizin konunuz veya sizin konunuzla ilintili, benim konumla ilintili bayağı ön bilgiyle geliyorlar zaten. Evet. Bu ayrıca sadece internet değil işte benim programımda da sizler vasıtasıyla ben de diğer hekim arkadaşlarla diğer programlarda yazılı görsel medyada da bilgilendiriliyor. Bu çağ artık bilgi çağı. Bize söyleyeceğiniz son şeyler var mı? Bir şeyler var mı? Şimdi bu bilgi çağı diyoruz. En gelişmiş kişiler bile çok büyük hatalar yapabiliyor. Mesela ben son zamanlarda birkaç vaka rastladım öyle. Ve çok bilinçli insanlar, paralı ve bilinçli insanlar. Hele bir tanesi böyle yanaklarında kocaman kocaman ceviz büyüklüğünde şişlikler vardı. Dolgu yaptırdığını söyledi. Ve eve gelip yapan birilerinden bahsetti. Hatta bir iki meşhur birilerinin ismini verdi. Ona da gidip yapıyormuş diye ki ben biliyorum onların ne yaptırdığını. Asla öyle bir şey yok. Ve işte silikon sıkıyorlar, ne yaptıkları belli olmayan materyaller koyuyorlar. Ondan sonra korkunç şeyler veriyor. Tezahüratlar veriyor.
yani onları atacağım diye yabancı için ve hareket ediyor. İnsanlarda inanılmaz kötü, ameliyatla dahi düzelemeyecek. Çok zor, onların ameliyatları. Bize de, yani tabii burada hastaların çok bilinçlenmesi lazım. Benim pek fazla hoşuma gitmiyor meslektaşlarla ilgili negatif konuşmak ama yani ben onu yine de konuşmayayım. Şöyle bir olay var yani şey var her meslekte poliste de ben o yönden iyi de var, kötü de var. Şimdi hanıma ben sorduğum zaman bir kere Türkiye'li birisi değil yapan dedi. Filanca uyruklu. Peki ne kullandı bilmiyorum. Doktor muydu dedim, bilmiyorum dedi. Bakın o kadar belirli bir düzeye gelmiş, belirli bir maddi imkanı var, iyi bir yeri var. Doktor bile olduğunu bilmediği birisine ne olduğunu bilmediği bir dolgu yaptırıyor. Her meslekte var. Hoş programıma geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Doktorda da var, tamircide de var, ressamda da var. Var oğlu var yani. Her aslında işte insan faktörü de yani. Her yerde almak lazım. İyi şöyle, de var, kötü de var. Şöyle sizin de bahsettiğiniz gibi yani bir şekilde örneğin ben meme silikon operasyonu yapıyorsam hangi silikonu kullandığım konusunda onun bir barkoduyla birlikte kataloğunu hastama mutlaka vermeliyim. Tüm hekimlerin de bu şekilde yapması gerekiyor. Ben hangi işi yapıyorsa. Sizden evvelki haftada hanımefendiyle beraberken Hayat Hanım'la altını çizdim, biraz önce unuttum. Kesinlikle diş hekimine dünyanın neresinde olursa olsun gittikleri zaman mutlak suretle implant firmasının ve doktorun sertifikasını ve garanti belgesini istesinler. Evet. Emin olun sizin silikonlarla ilintili de artık bu programlardan ötürü bayağı bilgi sahibi oldum. Yani atıyorum 1 lira yerine 10 liralık silikon yerine 10 liralık silikon yerine 1 liralık silikon kullanıyorlar. Maalesef. Yani bu tabii beceri, doktor çok becerikli ya, ne kadar yetenekli, ne kadar tecrübeli, ne kadar temiz çalışıyor. Evet doğru. Bu olmalı ama kullandığım malzeme de önemli. Evet. Yani bunu lütfen isteyin. Yani ben bunu her programda altını çiziyorum. Bu benim görevim. Ben bu ülkede bu yaşa geldim. Kimseye de verecek hesabım yok. Hiçbir ahlaksızlığım da yok. Mesleki açıdan da özel hayatımda da. Net söylüyorum. Bu böyle insanları yanıltan, saptıran bilgiler var. İşte hı hı. Ürünlerle ilintili. Yani işte Alman patentli implant. Ya ben geri zekalı bir adam değilim. Seyirciler bunu algılıyordur. Yani ben bu yaşa gelmişim. İnternetten ben bulurum bunu. Ben de bulurum. 10 liralık implantı 1 liraya ben de alırım. Ama bu etik değil. Ama başlangıçta söylesin. Hasta bunu kabul ediyorsa, hekimin ısrar ediyorsa, sorumluluğu alırsa yapın. Ama bilsin. Siz hekim olarak ahlaklı davranın. Günümüzde erkek ve kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri saç dökülmesidir. Daha çok erkeklere özgü olduğu düşünülen bu sorunla kadınlar da karşı karşıya kalmaktadır. Saç dökülmesi, saçların zayıflaması ve incelmesi gibi farklı sebeplerden oluşan bir çeşit hastalıktır. Bir erkeğin ve kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Güzel, gür ve bakımlı saçlar her zaman, her ortamda dikkat çeker. Sizi olduğunuzdan şık, bakımlı ve gösterişli yapar. Bu yüzden özgüven yüksekliğinde sağlıklı saçlar çok önemlidir. En yaygın saç dökülme şeklidir. Başın üst kısmında başlar ve zamanla ön hat çizgisi kaybolur. Saçlar incelmeye başlar, böylelikle bu bölge kelleşir. Bu süreç uzun süre devam eder ve sadece ensede biraz saç kalır. Son yıllarda erkek saç dökülmeleri 18'li yaşlara kadar inmiştir. Eğer saçlarda dökülmeler ve kırılmalar yeni başlamışsa mutlaka doktora danışmak gerekiyor. Saç analizi yapan cihazlarla saçınız ve saç teriniz de kontrol edilecek. Bunun ardından saç mezoterapisi, oksijen saç bakımı, ozon saç bakımı, PRP kürleri gibi size özel uygulanacak olan tedavi sürecine karar verilir. Geç kalınmış vakalarda ise saç ekimi yapılmaktadır. Bu uygulamalar mutlaka hastane ortamında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Saç ekimi lokal anesteziyle yapılan ve hastanın rahatından ödün vermeyen bir ameliyattır. Mevsimsel olarak da bakıldığında her dönemde yapılabilir. Peki Seher Hanım, bize biraz saç ekiminden bahseder misiniz? Geçen hafta da konumdunuz benim ama evet. İzleyicilerden belki sizi takip edemeyenler olmuştur. Onlar adına bize lütfen anlatır mısınız, saç ekimi nedir, nasıl yapılıyor, ne kadar sürüyor,
gibi bilgileri verirseniz seviniriz. Son yıllarda özellikle çok gelişen teknolojiyle birlikte mikromotor sistemi dediğimiz FUE yöntemiyle bir günde 4000-5000 greft ekebilecek kadar çok iyi bir yere geldik gerçekten. Erkekler için eskiden çok korkulan bir şeydi saç ekimi. FUT yöntemiyle mesela özellikle ensede çok ciddi dikiş izleri kalıyordu ve erkekler çok çekinerek bakıyorlardı bu işe. Artık enseden mikromotor yöntemiyle tek tek topluyoruz köklerimizi. Yani şimdi izleyicilerimizin anlaması anlamında sözünüzü kestim. Evet. FUE ile FUT yönteminin arasındaki fark nedir? Yani onu evet. izleyicilerimizin algısı kolaylaşsın anlamında söylüyorum. Ben biliyorum ama evet. bir de sizin ağzınızdan dinlesinler. Ben değilim zaten şu an önemli olan. Evet, FUT yönteminde özellikle enseden bir doku çıkartılır. 2 santim kalınlığında, 30 santim civarında uzunluğunda bir doku çıkartılır. 20-30 santim arasında ve tek tek kökler ayrıştırılarak ekilir. Ve ense dikilir. Ve ensede bir dikiş izi kalır. Hı hı. FUE yönteminde ise... Yani şu statlarda çimi yapıp yama yama değil de siz onu tek tek yine eski yöntemden, FUT yönteminden eski bahsediyorum. Yöntemde, evet. Tek tek yine o folikülleri çıkartıp evet, evet, ayrıştırılır. Önce parça olarak alınır, sonra onlar tek tek ayrıştırılır. FUE yönteminde ise tek tek çıkartılır kökler. 0.7 milimetre çapındaki çok ince punch dediğimiz aletlerle tek tek çıkartılır ve enseden homojen bir şekilde çıkartılır. Hastaların mesela bu konuda en çok sorduğu şeylerden birisi budur. Hani hangi bölgeden ne kadar alıyorsunuz? Ense tamamen boşalacak mı? Her bir santimetre kareden 20-30 tel alınır. Normalde santimetre karede 80 ile 100 arasında saç teli vardır. Çok büyük bir kayıp değil hasta için o. Evet, çok büyük bir kayıp değil. Bu yüzden 2 seansa kadar eğer çok sıksa hastamızın saçı, kalınlığı da yoğunsa 3 seansa kadar ekim yapılabiliyor bu yüzden. Yani ben sizin yaptığınız operasyonların, saç ekimlerinin sonuçlarının bu olduğunu vurgulamak için söylemiyorum ama benim meşhur bir ifadem var. Ben kuaförüme gittiğim zaman, doktor bey buyurun arkaya da bakın. Kardeşim arkayı geç, öne bak diyorum ki zaten gelen kellik problemi olan şahıslar genelde buradaki o dazlaklık ön kaba bölgede, oluyor evet. belki ama evet. bu bölge önemli. Tabii ki arkada da bir oyuk olmuyor. Şüphesiz. Evet, androgenetik dökülme de özellikle dediğiniz gibi şakak bölgelerinden açılma başlıyor ve tepe bölgesinde de açılmalar oluşuyor. Bu bölgenin açıklığına göre ekim miktarı da değişebiliyor. Özellikle ön hatta çok önem vermek gerekir ekimlerde. Erkeğin tek aksesuarı saçtır değil evet, mi? Evet, bayanların çok önemli. Kesinlikle, bayanların çok yok fazla... Yok canım, evde erkeklerin evet. aksesuarı yüzük de var. Ya. ya bir de... bir de şeyler var, altın şeyler falan ben takmadım ama. Bileklikler mi? Bileklikler var, altın kolyeler var. Oo. Ama yeni jenerasyonda sizin yaşınız uygun değil bunları bilmiyor. Peki siz ne diyorsunuz bu saç ekimi konusunda? Kesinlikle eğer hastanın ihtiyacı varsa yapılmalı. Yani ciddi anlamda saç dökülmesi olup da arkada donör sağ dediğimiz verici sağda alanda yeterli saç olan kişilerde saç ekimiyle çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Seher Hanım'la birlikte de yapıyoruz. Evet, evet. Çok iyi sonuçlar alabiliyoruz ve bu saç ekimi kişinin yaşını bir anda 5 ila 10 yaş kadar geriye götürebiliyor. Evet. Ve bununla birlikte yapılabilecek bir burun ve göz kapağı estetiği ihtiyacı varsa hastanın. Çünkü o yaş grubunda... yavaş yavaş göz kapaklarında da sarkma oluyor. Burun ve göz kapağıyla birlikte yapılırsa bu operasyon tam yüzün orta attığı ve saç olduğu için ön plan çok evet, evet ön planda olduğu için çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Peki Seher Hanım, çok daha genç yaşa geliyor. Bir estetik algısı evet. Evet, evet. Tabii. Yani ben geçen programı da söyledim. Beni devamlı izleyen izleyicilerim bilir kesinlikle benim bir ilkem var. Dünyanın en büyük aptalı karşısındakini aptal yerine koyandır. Ben gerçekten bir vakanızı gördüm sizin. Evet. Yani inanılmaz bir sonuç. Yani hakikaten inanılmaz. Yani bir de ben gördüğümde bir hafta mıydı, 10 gün müydü hatırlamıyorum süreci. Tesadüfen gördüm. İnanılmaz. Yani bu tabii bir tek Seher Hanım'ın becerisi değil, bir ekiptir. Veya bunu yapan çok iyi hekimler de var Türkiye'de. Sadece iyi implantçı benim, ya dünyanın en iyisi benim. Böyle bir hikaye yok. Bir sürü iyi implant uygulayan hekim de var. Bir sürü sizin gibi iyi plastik cerrah da var. Siz bu... bir de ben şeyleri duyuyorum böyle hani arkadan o 1 santimetrelik karelik yerden 20 tane kök aldınız. Topladınız işte 7000 tane yaptı atıyorum.
Bunun 5'ini 4'ünü kullanıp sıkılıp da 3'ünü 3000'ini 2000'ini çöp atanlar da varmış. Maalesef evet evet. Yani işlem normalde 6 saat sürüyor. 7 saate 8 saate kadar uzayabilir. Ama işlemi belirli bir standartta tutmaya çalışıp işte her gün 2-3 vaka almaya çalışıp hızla işlemi bitirmeye çalışan da var. Hani 6, 7, 8 saate kadar uzasa da işlem ne kadar uzarsa uzasın o işlemi devam ettirmek yani gerek. Yani çöp atanlar da böyle İbrahim Tatlıses'in şov zamanında kulak barışınlasın. Evet. Yani Allah onların cezasını verecek çöp atanların. Çünkü evet. Böyle bir ahlaksızlık olur. Aslında evet. Birinci yapılması gereken. Ya yeterince alacaksın. Hı-hı. Ya da kardeşim yeterince aldığını kullanacaksın. Evet. Senin zamanın bir saat uzayacak diye kalkıp da bir kişinin dokusunu kalkıp kullanma haddimiz de hakkımız da yok. Sonuçta bütün hekimler için. Evet. Kesinlikle. O rezervler yeniden yerine gelmiyor. Evet. Tabii orada aslında hastanın birincil planda, yani hekimlik anlamında tıp sektöründe birincil yapılması gereken şey hastanın sağlığına zarar vermemektir. Evet. Bu yapılan işlem bir hastanın sağlığına zarar verecek tabii, bir işlem. Bir yani tıpta siz de çok iyi biliyorsun. Şöyle bir şey var. En iyi hekim hastasına en az zarar verendir. Kesinlikle. Zarar evet. Vermek mümkün değil ki. Biz implantı yaparken ya da dişi keserken bir doku kaybı yaşatıyoruz kişiye. Yani bir travma veriyorsunuz. Sadece fiziksel değil. Bir de bunun psikolojik stresi de var. Travması da var. Nasıl olduk? Nasıl olacak? Sizi de aynı şey. Sizi de bizi de aynı gibi, şey. Evet. Buyurun. Birinci planda en önemli şey dediğiniz gibi hastaya zarar vermemek. Tabii. Ve hani eskiden de mesela çok yapılıyordu, hala da maalesef yapılıyor. Saç yönlerine özellikle mesela çok dikkat etmiyorlar. Ve çim adam görüntüsü dediğimiz görüntüler oluşabiliyor. O şekilde çok hastamızı düzeltmeye çalıştık. Fakat bu da çok istenildiği gibi, ilk yapıldığı gibi sonuç alınamıyor. Hani aralarına doğal yönlerde saçlar koyuyoruz. O görüntüyü birazcık olsun değiştirmeye çalışıyoruz. Ama siz de biliyorsunuz artık hani... eski ilk yapılmış hali gibi, ilk sıfırdan koyulmuş hali gibi düzeltmek söz konusu olmuyor. O yüzden bu o çok saçları biz tekrar almak zorunda önemli. Kalabiliyoruz. Resmen tabii rekonstrüksiyon evet. Operasyonu gibi. Çıkartmak, tek tek evet. Onları çıkartıp tek tek onları da atmıyoruz tabii ki. Arka tarafı doğru zaten ekmek canlı canım, onu da kullanabilirsiniz. Tabii, yani. Tabii. Ama ikinci bir eziyet hastaya bu. Çok büyük bir evet. Eziyet. Bu da teknik ve uygulama hatası. Tibitabu.com'un sunduğu Doktor Adnan Menderes'te sağlık programı reklamlardan sonra devam edecek.